Bugün Diyanet İşleri Başkanı Sayın El Erbaş'ın Diyanet'in resmi sitesinde de yer alan bir beyanını esefle okudum. Sayın El Erbaş'a ve kamuoyunun vicdanına yazılanları satır satır okuyarak cevap vermek, seslenmek istiyorum. Şöyle başlıyor Sayın Erbaş. FETÖ ve Adnan Oktar gibi yapılar hukuki boşluğu ve kaosu kullanarak. Şimdi Sayın Adnan Oktar hangi hukuki boşluğu kullanmış, bir kere buna açıklık getirilmesi lazım. Şu anda yürütülmekte olan bir soruşturma var ve mahkemeye intikal etti. İddianame hazırlanıyor. Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları hangi hukuki boşluktan faydalanarak devlet aleyhine hazırlanan faaliyetlerdir? Yuvarlak bir ifadeyle hukuki boşluğu kullanarak ifadesini belki FETÖ için ilişkilendirilebilir ama Sayın Adnan Oktar için asla. Sayın Adnan Oktar'ın yaptığı çalışmaların bir kere hukuki boşluklarla ya da hukukta yer alan konularla hiçbir alakası yoktur. Sayın Ali Erbaş'ın bunu bilmesi gerekir. Ve kaosu kullanarak demiş. Bildiğiniz gibi FETÖ kaos ortamı meydana getirmeye çalıştı. Bunu darbeyle yapmaya çalıştı. Peki Sayın Adnan Oktar, bu darbe girişimi sırasında, bu kaos ortamında, daha ilk saatlerden itibaren bu ortamı yatıştırıcı ifadelerle kaosu dindirmeye çalışmadı mı? Ve darbenin karşısında olduğunu, herkesin sakinleşmesi gerektiğini, iktidarla hareket etmesi gerektiğini ve bu darbenin geçersiz olduğunu, meşru hükümetin geçerli olduğunu ifade etmedi mi? Sadece buna bakarak bile Sayın Adnan Oktar'ın kaos ortamına nasıl yatıştırıcı yaklaştığını anlayabiliriz. Keza hayatı boyunca üniversitedeki ilk tebliğ yıllarından itibaren ki 1980'den itibaren ben de şahidim. Sayın Adnan Oktar hiçbir zaman kaos ortamı oluşturmaya çalışmamıştır. Tam tersine her olayda iktidarlı yaklaşmış, yatıştırıcı olmuştur. Dolayısıyla ortada bir kaos ortamı varsa bilin ki Sayın Adnan Oktar bu ortamdan mutlaka uzak durur ve elinden geldiğince Allah'ın emri olarak bu kaos ortamını yatıştırmaya çalışır. Çünkü kaos ortamı Allah'ın, Rabbimizin istediği bir durum değildir. Tam tersine şeytanın oluşturmak istediği bir durumdur. Kaosa karşı Müslümanların mücadele etmesi gerekir. Hukuki boşluğu ve kaosu kullanarak başta gençler olmak üzere dini duyarlılığı yüksek ama bilgisiz olan birçok kişiyi kandırmış. Şimdi başta gençler olmak üzere ifadesi sanki gençler kandırılmaya çok müsait insanlar. Zaten açıklamış bilgisiz olan demiş. Sayın Ali Erbaş'ın benden çok daha iyi bilmesi gereken bir konu var. Diyanet İşleri Başkanı olarak. Kur'an-ı Kerim'de örnek verilen kıssalarda Allah hidayeti gençlere hep nasip etmiş. Bu gençlerin mücadelesini anlatmıştır. Bir kere akıl yaşta değil baştadır. Bunu herkes bilir. Dini duyarlılığı yüksek. Bu kelime güçlü bir imana denk geliyorsa doğru bir ifade. Dini duyarlılığı yüksek olan bir insan, eğer Allah onu doğruya yöneltmişse, hareketlerini inceleriz, Kur'an'a uygunsa çok güzel. Peki Sayın Adnan Oktar, dini duyarlılığı yüksek olan bu gençleri ki bunlardan biri de bendim. Yıllardır nasıl kandırdı? Ki bugün artık hepimiz 50 yaşına geldik. Ben 57 yaşındayım. Hala kandırılmış olan insanlardan, gençlerden, bilgisizlerden bahsediliyor. Oysa tam tersine. Kur'an ayetleri gençlerin mücadelesiyle, Resullerin yanında mücadele eden gençlerin kahramanlıklarıyla dolu. Kehf suresi keza bunlardan biri değil mi? Ve yine görüyoruz. Hz. İsa'ya karşı gelenler yaşlı statükocular değil miydi? Musevi cemaatinin o zamanki iktidara ellerinden gideceğinden korkan yaşlı bir grup değil miydi? Keza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendisine ilk iman edenler gençler değil miydi? Yine kavmin önde gelenleri, yaşlıları, itibarlıları kendisine karşı gelip risaletini tebliğ etmemesi için telkinde bulunmamışlar mıydı? Dolayısıyla genç olmak, yaşlı olmak bir kere bunun
yapılan faaliyetlerle hiçbir ilgisinin olmadığını Sayın El Erbaş'ın çok iyi bilmesi gerekir. Birçok kişiyi kandırmış, onları gizli, kirli ve karanlık odakların çıkarları için devleti ve milleti aleyhine çalışan militanlara dönüştürmüş, demiş Sayın El Erbaş. Gizli, kirli ve karanlık odaklara hizmet eden FETÖ olabilir. Fakat Adnan Oktar ve çevresindeki arkadaşları asla. Bir kere Sayın El Erbaş, Sayın Oktar'ın eserlerini incelese, yazdığı sadece, hadi bırakın okumayı, başlıklarına bile baksa, devleti ve millete aleyhine bir eser vermiş mi? Buradaki öğretileri ve bunları okuyan insanların hiçbir zaman devleti ve milleti aleyhine çalışan insanlar olamayacağını anlaması gerekir. Sadece kitaplarının başlıklarına bakmasını rica ediyorum. Okumasına bile gerek yok. Sayın Adnan Oktar hangi karanlık odaklarla işbirliği yapmış? Bunun ispatı, delili nerede? Nasıl böyle bir ifade kullanılabilir? Sayın Adnan Oktar ve çevresindekiler, bizler nasıl bir çıkara hizmet etmişiz? Sayın Adnan Oktar'ın 40 yıllık mücadele hayatı gözler önünde, verdiği eserler gözler önünde. Bu kirli odakların çıkarları için değil, tam tersi kirli odakların aleyhinde olan faaliyetlerdir. Yine Sayın El Erbaş'ın Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini okumasını değil, sadece kapaklarındaki başlıklarını okumasını rica ediyorum. Devletimiz, milletimiz aleyhine oynanan oyunların iç yüzünü ortaya seren eserler vermiştir. Anarşi ve terör ortamı meydana getirmeye çalışan PKK gibi terör örgütlerinin iç yüzlerini ortaya çıkaran, deşifre eden, bunların sosyolojik altyapılarını yıllardır hem kitapları yoluyla hem de A9 televizyon yayınları yolu vesilesiyle ortaya koyan Sayın Adnan Oktar değil midir? Sayın Adnan Oktar'ın hangi çalışması milleti ve devleti aleyhinedir? Bunu da Sayın Ali Erbaş'tan açıklamasını rica ediyorum. Militanlara dönüştürmüştür diyor. Bizim arkadaşlarımızın CV'leri basında yer aldı. Hangisi militan? Bir baksınlar eğitim durumlarına, yaptıkları faaliyetlere. Yüksekokul mezunu, iyi eğitim almış insanlar, devletleri lehinde, dinleri lehinde çalışmalar ve faaliyetler yapmış, Allah'ın emri olan velayet sistemini oluşturmak için gece gündüz çaba sarf etmişlerdir. Buna militanlık çalışması denmez. Kadınlı erkekli birçok gencimizin heba olmasına, şimdi arkadaşlarımızın CV'sine baktığımız zaman acaba ortada heba olmuş gençler veya orta yaşlı insanlar mı görüyoruz? Yoksa işlerini kurmuş, hepsi belli bir mevkiye gelmiş, başarılı insanlar mı görüyoruz? Hangimizin geleceği kararmış Sayın Adnan Oktar'ın yanında yer alarak? Sayın El Erbaş bunlara örnekler versin. Evet. Sayın El Erbaş'ın rastladığım bu açıklamasına elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Aslında söylenecek çok fazla söz var. Siz değerli izleyenlerimizden de aklınıza gelen diğer konuları açıklayarak lütfen bu açıklamama katılmanızı rica ediyorum. Ve bunu yaymanızı rica ediyorum. Tek taraflı olarak yapılan bu şekilde suçlamalar hiçbir şeye yaramaz. Sayın El Erbaş bir yüksek düzeyli devlet memurudur. Bütün devlet memurlarına duyduğumuz saygı gibi kendisine de saygı duyuyoruz. Fakat böyle sorumlu bir makamda yer alan bir kişinin henüz soruşturma aşamasında olan bir dava ile ilgili hüküm verecek şekilde konuşmasını açıkça ben kendisine hiç yakıştıramadım.